Merhabalar, kitabımız 001 sizi düşünüyor. İsmim Nazlı Aladağ, saçımı sıkı bir at kuyruğu yapmayı ve sınıf birincisi olmayı severim diye başlıyor hikayemiz. Nazlı, İngiliz dili ve edebiyatı 3. sınıf öğrencisi, mükemmele takıntılı, ders notu AA değil de AB olunca somurtan bir bölüm birincisi. İnsanlara karşı kayıtsız, kendinden biraz fazla emin ve bu yüzden etrafına hem kör hem sağır kalıyor Nazlı. Çok az yemek yiyip, eğer yerse de yediklerini bilerek gidip kusan, direkt düşüncelerini söyle. Söyle ki insanlar onlarla seni köşeye kıstırmasın kafasıyla patavatsızlık sınırlarında dolaşan, kibirli değil ama fazla gururlu, insanlar hakkında herkesin çıkarcı pislikler olduğunu düşünen, her gün sabah 6'da uyanıp soğuk duşunu alan, geceyi seven insanların daha mutsuz olduğunu düşünüp mutsuzluğunu tartamayacak kadar altında kalan, yükseklik korkusu olan ama baş döndürücü olmayı, güçlü olmasa da güçlü görünmeyi seven, Audi A3 Cabrio kırmızı üstü açık arabası, her zaman dolgun banka hesabı, pahalı kıyafetler, öğrenci yurdunun en iyisine sahip olan, analitik zekası yüksek, hatta bu yüzden liseyi bitirdiğinde sayısal bir bölüm seçmesini öneren arkadaş, aile, öğretmenlere inat, sorun neyi yapabileceğimi bilmeleri değil, bana neyi yapamayacağımı söyleme cüretini göstermeleriydi deyip İngiliz edebiyatını seçen, sabah ilk seans Avengers filmine giden, kim olduğumu, neler yaptığımı ve neler yapacağımı hiçbir zaman unutmamalıyım diye her an görev bilinciyle tetikte olan, boş vakti olmasını sevmeyen, bir şeyleri gizlemek, yok saymak, unutmak ve onlardan kurtulmak için boş vaktinizin olmaması gerektiğine inanan, kendisiyle ilgili her şeyin önüne set çekip her şeyi planlayan ve insanlara acıyan, onları aşağılayan, onlarla aynı yere bakmasına rağmen aynı şeyi göremeyen, çelik kadar sert ve soğuk olan ve bunu kendisini koruyan bir duvar olarak gören, hayattan istediği bir şey veya bir beklentisi olmayan, yapması gerekenleri yapmayı seven, yorgun, sürekli öfkeli, ölmüş gibi değil, hiç doğmamış gibi yalnız hisseden, babası cerrahi doktor, titiz, takıntılı, yüksek notlara ve kusursuzluğa inanan, tek kelimeyle bir salon adamı ve biraz mızmız, istediği olmayınca bağırıp çağırıp ağlamaya başlayan bir annenin kızı Nazlı. Kimsenin bilmediği, kendisinin dahi hatırlamadığı, hayata karşı bu mesafesinin sebebi olan çok büyük bir sırrı var onun. İşte bu kızımız 3. sınıfta modern edebiyat ilk sınavında 65 alınca, ki hayatındaki en düşük not, hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer. Jane Austen'den gurur ve ön yargıdır sınav. İnsanın ufkunu genişleten Berma hocasının yanına koşar, nerede yanlış yaptım diye. Cevaplar mükemmel, sınav kağıdı, paragraf mükemmel ama edebiyat mükemmeli sevmez. Bilgiler fazla teknikler hocası. En yüksek notu alan arkadaşıyla beraber ödev yapmalarını ve tiyatro grubuna yardımla görevlendirir onları. İkisinin de birbirlerinden öğrenecekleri olduğunu, birbirlerine aynı olacaklarını düşünür. Bu dahi çocuk Ezel Alp Tekinoğlu'dur. Hikaye boyunca Nazlı'nın her şeye yeniden inanmasını sağlayan tek kişi, güvendiği tek kişi, yanında olabilmek için can attığı, kollarında huzur bulduğu tek kişiydi. Kalbini avuçlarının arasına koymuştu, gülümsemesini sevdiği tek kişi ve öpmek için kendini durduramadığı tek kişi, kalbini kıran tek kişi, kalbine ulaşan tek kişi, onu hak etmesini istediği tek kişiydi. Ezel'in onu zorlamaması onu rahatlatıyordu ve farkında olmadan ona bir sürü şey anlatıyordu. Ezel'in kendisini sevmesine izin veriyordu ama evcilleştirmesine değil. Nazlı'nın saklandığı yatağın altına başını uzatıp onu çıkarmaya çalışan kişiydi Ezel. Sevgisine sahip olamayacağı birinin nefretine minnet etmek pahasına aşıktı sırılsıklam Nazlı'ya. Polis bile olsam seni yakaladığımda suçuna ortak olurum diyordu. Ecem var, Nazlı'nın oda arkadaşı. Baba küçükken terk etmiş, eski manken, alkolik annesi arada bir hatırlayıp arıyor. Genelde akşamdan kalma, naif, hep makyajlı, her konuda hassas ve anlayışlı. Tek kusuru eğlenmeyi ve dağıtmayı çok seven, eğlenerek her acıdan kurtulabileceğine inanan, sürekli birilerinden hoşlanan, aynı zamanda Nazlı'nın sırrına hakim tek yakını. Uğur ve Erdi var, ikizler, ikisi de kule gibi, basketçi. Erdi'nin sevgilisi Gizem. Uğur Nazlı'dan hoşlanır ve sık sık şansını dener ama sonuç hep karavanadır.
Bu dörtlü hep beraber okulda hiçbir şey yapmamaya devam ediyorlar. Cuma'dan salıya kadar dağıtma günü onlar için. Nedendir bilinmez, okula başlamak için pazartesinin yanlış gün olduğunu düşünüyorlar. Ve Nazlı, derse girmeyen insanların okula neden geldiklerini hiç anlamayarak arada onlara eşlik ediyor hatta. Şanslı gününde ise eğer eğleniyorlar da beraber. İşte Ezel, arkadaşlar ve Nazlı üçgeninde gelgitler, hırlar, gürler, gösterişler, afralar, tafralar, cakalar, sefalar, cefalar yaşanır. Nazlı, Ezel'den, arkadaşlarından ve ailesinden biraz edindiği alametlerden sonra hastanede karşılaştığı ölüm döşeğinde sayılı günü kalmış bir psikologla tanışır. Onun söyledikleri büyük sırrı olan hatıralarını çağırır. Yaşadığın anı ziyan etme. Evren sana her zaman hayatta olma fırsatını vermeyecek. Ölüp gitse bir daha yanına gelemeyeceğin insanları incitme. Sarılınca halledemeyeceğin bir şey yok. Öpüşüyorsan dünyayı bile kurtarabilirsin. Her şey sende başladı. Her şey sende bitecek. Her şeyin çözümü sende. Suçlu da sensin, suçsuz da. İyi de sensin, kötü de. Mutsuz zaten sensin. Ama mutlu olabilecek de. Yollar uzun, yollar çok. Yollar hep var. Kaybolma. Hatırlamalı, yas tutmalı. Ağlamalı ve bitirmelisin. Ağlamazsan geçmez. Hayatın boyunca peşinden gelir ve onu kendine hapsedersin. Yasını tut ve hayatına devam et. Onlar kimse böyle yapmanı isterlerdi. Çünkü düşün, sen de böyle yapmalarını isterdin, demiştir Nazlı'ya yeni arkadaşı. Ve Nazlı pılıyı pırtıyı toplayıp inzivaya, geçmişini hatırlayıp yüzleşmeye çekilir. Ve sonunda büyük sancılarla düğüm çözülmüştür. İsmim Buse Aladağ. Nazlı Aladağ'ın kalbiyle hayatta kalmıştım. Benim için ölen ablamın yasını onun bu dünyadaki yerini alarak tutmaya çalışmıştım, diye tekrar tanıtır kendini. Kalbini güvenebileceği tek kişiye emanet eden, kardeşi olmadan ne yapacağını bilemeyen, ondan başka kimsesi olmayan, kalp yetmezliği olan kardeşine kalp nakli yapılabilmesi için intihar eden ablasının yerine geçmiştir ve yıllarca onun yerine, onun adına yaşamıştır. Hikayemiz bu. Gençlik. Hatta hafif ergen bir tarzı var. Sığ bir konu olsa da ilerleyişi güzel, takip ettiriyor kendini. Yeri geliyor sanki bir yazar adayının, acemi bir kalemin elinden çıkmış şeyler okuyoruz. Yeri geliyor sanki bir klasik tadı, kırıntıları geliyor. En beğendiğim kısmı karakterleri öyle oturtmuş ki yani birçok şeye rağmen sırtlarında taşıyorlar hikayeyi. Neye rağmen mesela? Zaten bu memlekete ait olmayan çok şey var kitapta. Gençlere artık işte özendirmek, okutmak, sıkmamak için mi diyelim nedense. Tarz biraz fazla popülist. Bir kere öğrencilerde üstü açık arabalar, motorlar, davetler, partiler, arkadaşının doğum gününe yurt dışında oynanacak basket maçı bileti alıyor. Düşünün artık. Hepsinin tuzu kuru yani. Hani biz mi yaşlandık, memleket mi uçtu gitti bilmiyorum yani. Bizim zamanımızdaki o hazır çorba, makarna, işte yumurtayla beslenen üniversite gençliği pek kalmadı galiba. Sonra hikayedeki herkes neredeyse sarışın. Hani gözler yeşil, mavi. Erkekler desen kaslı, boylar 1.90 sırım. Üşenme, Google görsellere Türk yaz bakalım yani bu numuneliklerden kaç tane var. Luna Park, aklı karınca, çatı katında buluşmalar, hem de yangın merdivenlerinden çıkıp. Sonra ne bileyim, erkekler arasında favori sporun işte açık ara basketbol oluşu. Kahvaltıda hani bu memleketin toprağında işte böğürtlen çayları, kakaolar, kahveler, taze portakal suları, latteler. Bunların hepsi tamam da hani bir bardak çayına da okunmaz mı ya? Bunlar olayı havalı hale getirmiş tamam ama bu malzemeler bize hani yeni nesil için bile olsa birkaç beden büyük bence. Bunlara tamam tarz diyelim, hayal dünyası, mahrem, karışmayalım diyelim. Ama İngiliz dili ve edebiyatında okunuyor diye herkes de böyle İngiliz ağzıyla konuşmaz ki. Küfür edeceksen et ya. Ediyor zaten 17-18 yaşındakiler. Hiç korkma yani. Hiçbirisi öyle kahretsin, kahrolası okul falan diye söylenmiyor. Rahat ol yani. En kaba tabiriyle hepsi gayet güzel koyup geçiyorlar. Şimdi hikaye ne diye açıp baksak ne diyor karşımıza? İşte edebiyat öğrencileri, Jane Austen'den gurur ve ön yargı, ödev, işte diğer çocuk, öğretmen. Bir kere ödev konusu havada kalıyor, sonu yok. Yani edebiyat öğrencisi bunlar. Bir kere ödev için teşebbüste bulunuyorlar. O da
kitap okumak yerine ellerine kitabı dahi almıyorlar. Açıp romanın filmini izliyorlar. Bütün teşebbüs bundan ibaret yani. Neyse, bunlar da kadı kızı yazarımızın şimdilik maşallahları diyelim. Çünkü 0202'siyle beraber almıştım. Ona da malzeme kalsın biraz. Sırada o var çünkü. Her şeye rağmen fena değildi ama okunur yani. Görüşmek üzere, hoşça kalın.